Değerli İslam Alemi Sultan Baba 2. Bölüm. Sultan Baba'nın dilinden tarikatların uyması gereken kurallar. İslam'da milliyetçilik olsaydı, Kur'an-ı Kerim Arapça indiğine göre Arapları methetmesi gerekirdi. Oysa cahil Arapların yeryüzünde fesat çıkardıklarını söylüyor Cenab-ı Allah. İkincisi, renk ayrımı yapmayın. Siyah, beyaz, sarı diye. Üçüncüsü, mezhep ayrımı yapmayın. Şafii, Hanefi, Maliki. Mezhepler amelidir. Herkes kendi amelinden sorumludur. Bunu bir dava haline getirmeyin. Dördüncüsü, Nakşi'ymiş, Kadiri'ymiş, benim şeyhim, senin şeyhin gibi ayrımlar ümmeti parçalayan unsurlardır. İman yolunda mücadele etmek, güzel sözle Allah'a çağırmaktır. Sultan Baba'nın derslerinde en çok dikkat çeken konulardan biri ise iman mücadelesinin Allah yolunda çaba harcamak olduğudur. Hoca Efendi, Kur'an ahlakının bütünüyle uygulanmasının gerekliliğini vurgulamıştır. Daima yapıcı ve toparlayıcı olmayı tavsiye etmiş, en güzel ve en tatlı bir üslupla konuşulmasını istemiştir. Kendisi basın yayın organlarının ümmeti parçalamak için zaman zaman birer menfi propaganda aracı olarak kullanıldığını, onun için önce bu organlara Kur'an ahlakının öngördüğü dürüstlük, samimiyet, sevgi, şefkat, merhamet gibi unsurların hakim olması gerektiğini söylemiştir. Sultan Baba'nın Mehdi Aleyhisselam'a olan sevgisi. Sultan Baba ömrünün son büyük ayı rahatsızlığına rağmen sanki bunu mutlaka yapmam lazım, sanki duymayanlar duysun diye rahatsız olmasına rağmen evinde istirahat ederken gelen giden herkese ünlü dükkanında oturduğu koltukta gelen giden her ziyaretçisine Mehdi yalnız. Sultan Baba'nın oğlu Sayın Ahmet Tam Güney, Allah yolunda mücadele edenlerin koruma altında olduğunu anlatıyor. Maşallah, Allah razı olsun Adnan hocamızdan. O büyük efendi, mücahit, öyle derdi yani. Onlar her zaman için dua etmiştir, metrusuna etmiştir. Maşallah. Adnan hocaya çok büyük bir hayranlığı ve sevgisi vardı ve duası vardı aynı zamanda. Allah ondan razı olsun derdi. Allah onu efendi bu yoldaki gayretlerini inşallah ecrini görecektir dedi. O bizim evladımızdır dedi. Bize bunu tanıttı. Bize de sevdirdi yani. Biz tabi tanımaz olduk, şey yapamadık. Hatta büyük bir riskti bu yani. Kolay bir şey değil. İşte hocamızın başına yani Adnan hocamızın başına gelenleri gördük. Efendim onun etrafındaki o mücahitlerin yan genç delikanlının sizin gibi yanında olması Sultan Baba'ya ayrı bir şey verdi, şevk verdi. Allah razı olsun. Onlar için de efendim böyle dua etmiştir. Onlar için sayılarının artması için dua etmiştir. Efendim ve onların koruma altında olduklarını yani evet Adnan Hoca'ya zahirde belki işkenceler yapıldı, şu yapıldı, bu yapıldı ama hiçbir zaman için efendim onun yani gayretlerini, efendim azmini kesemeyeceklerdi. Ve hakikaten de öyle bakın. O kadar mesela hakaret gördüğü halde, işkenceler gördüğü halde, aklı hayale gelmeyecek efendim iftiralar yapıldığı halde ne yaptı? Davasından bir milim şaşmadı yani. Eyvallah. Biz de kendisine işte acizane dua ediyoruz. Allah onun ömürlerini uzun etsin. Amin. Amin. Amin.